Arkadaşlar merhaba, günaydın. Şu anda sabahın 10.18'i ve bizim uçağa yetişmemiz gerekiyor. 11.30'da uçağımız var. Nereye gidiyoruz? İstanbul'a gidiyoruz. Çünkü ne var amca? Ya benim ben ne var? Evet, onu söylemedik. Şimdi Başak'ı bekliyoruz. Geç kalacağız. Başak nerede? Başak! Başak. Ha, geldi. Merhaba. Ne yapıyor? Aç kapıyı, aç bin. Aç, aç. Açsana. Ne diyor? Kapıyı açmayı beceremedi. Adam biri geldi, onu açtı. Sonra uçağa yetişmeye çalışıyoruz. Ya bak, bana dedin ki 10'da geleceğim dedim. Evet. Bak 10'da. Saat şu an 10.19. 10'u 20 geçiyor. 10'da sen geleceğim, sen daha yeni aşağı iniyorsun. Evet, neye gidiyoruz İstanbul'da? Social Media Award diye herhalde böyle okunuyor. Sosyal medya ödülleri diye bir şey düzenleniyormuş. Ona gidiyoruz. Ne var onda? Ödül töreni var. Ben yılın en iyi fenomeni ödülünü kazanmışım. Bakalım onu almaya gidiyorum. En iyi erkek güzeli. Kendisinin en iyi erkek güzeli olduğunu iddia ediyor sürekli. Bak, kırmızı ışığa takıldık. Çok yavaş gidiyorsun. Bak 30 saniye var daha. Nasıl yetişeceğiz? Acele işe şeytan karışır. Alkış. Doğru diyor. Artık hayatı sorgulamaya başladım. Göbek bağımsızlığını ilan etmiş. Hadi bakalım yetişebilecek miyiz? Yani bu vlog 2-3 dakika sonra evet arkadaşlar uçağa kaçırdık diye bitmemeli. Evet, finale geldik arkadaşlar. Videonun finali. Trafik. Antalya'da neyin trafiği oluyor hala anlamış değilim ya. Antalya'da tek bir bölgede tek bir zamanda trafik oluyor ya, ona yakalandık. Herkes uçağa mı gidiyor? Çekilin! Yola açın! Yola açın! Hasta var! Başak hasta taklidi yap! Hasta taklidi yap! Öyle hasta taklidi mi olur? Bayılıyormuş gibi, fenalaşıyormuş gibi yap. Amca sirenleri yak! Ölüyorum! Bir de bu arkadaşlar, bu arada bu arabanın iki vitesi var. Neden biliyor musunuz? Çünkü şoför arabayı kullanırken diğeri buradan oynayabilsin diye. Sıkılmasın. Çok zekisin. Zeka fışkırıyor. Evet arkadaşlar, yani eğlenceli bir araba. Hatta burada da şey var. Telsiz. Yolu açın. Alo alo. Kimse var mı? Yolu açın. Çok önemli bir gelişmeyi bildirmek istiyorum arkadaşlar. Babco EBS. Bu önemli gelişmeden sonra havaalanına yetişiriz inş. Yetişemeyeceğiz. Bak, imkansız şeylere umutla bakma, anladın mı? Yetişsek bile seni almayacaklar ama inşallah beni alırlar. Evet arkadaşlar, havaalanına girmiş bulunmaktayız. Uçak 45 dakika önce boarding'i bitiyorsa son 2 dakikamız var. Hadi, heyecanlı mısın? Abi, hep amcam yüzünden geç kaldık valla. Yalan söylüyorlar, yalan. Yalan söylüyorlar. Yalan. Hadi. Hadi. Çantamı al başlar. Hadi gez kalacağım. Keşke sakallarımı kesseydim ya. Hadi. Yani yapacak bir şey yok Başak. Geç kalacaksın. Hadi Başak, hızlı ol biraz. Hızlı ol. Hızlıyım ben. Bakın arkadaşlar, size bir taktik göstereceğim. Burada 3 tane alıyorsunuz. Bak, taktiğimi iyi izle Başak. 3 tane aldım, gördün mü? Gördüm. Bu 1, bu 2, bu 3. Bunu koyuyorum. İkinciye bunu koyuyoruz. Bu kadar. Başak da buna koyuyor zaten. Haydi. Koş Başak, koş. Nasıl koşuyor? Koşuyor. Eşofmanları da giymiş. Neyi? Helal. Eşofman mı? Çok. Pantolona eşofman dedin ya. Tamam, bakalım yetişmiş miyiz? Hadi girelim. Mal gibi uçağa kaçırttık. Senin yüzünden. Sen uçmayın. Saat önce bekleyeceğiz şimdi, farkındasın değil mi? Bak, saatlerce sana da sabah uyandığında diyorum ki bak, geç kalma. Ama sen bir kere bile beni dinledin. Hep Başak yüzünden. Başak benim geç çıktı. Ben sabah 8'de uyandım. Geç çıktı. Bak, benim vlogumu izlediklerinde görecekler. 8'de uyandığımı görecekler. Geç çıktı. Sonra o yüzden geç kaldık. 10 dakika erken çıksan gelmiş. Sen git o kapıdan. Şimdi uçağı beklememiz lazım 3 saat. Benim uçak biletimi sen alacaksın. Benim yüzümden mi kaçtın? Evet. Neden? Geç geldin. Gel, ağzının içine sok kamerayı. Ay, gittik, uçak biletlerimiz yandı senin yüzünden. Evet arkadaşlar, benim yüzümden bugün uçağı kaçırdık. Evet, dedik ki hep vaktinde biniyoruz, zaten hep vaktinde yetişiyoruz. Bu sefer de dedik kaçıralım. Tamam Başak, susar mısın? 7209. Kaçırdık. 3 saat daha bekleyeceğiz. Ben beklemeyeceğim. Ben insanlarla konuştum, dedim ki lütfen beni uçağa kaldırın. Tamam. Ya bak, ben konuşmayacağım.
sen kamerayı bana çevirip sonra geri kendine çeviremezsin sen, anladın mı? Dünyanın en hatalı insanı ya. Evet, geç kaldık yani. Yapacak bir şey yok, geç kaldık. Üzgünüz yani. Gerçekten yapacak bir şey yok. Siz de hayır, gördünüz. Hayır, sen hiç inandırıcı değilsin. Benim gibi yapman evet. lazım. Ya ne yapıyorsun? Geç kaldık. Geç kaldık. Hayır, ben öyle yapmıyorum. Geç kaldık. Geç kaldık. Hayır, ben gözümü kapatmıyorum. Kapatıyorsun. Kapatmıyorum. Kapatıyorsun. Geç kaldık. Bak kapattın. Hayır, kapatmadım. Işte ya, kapattın. Allah kapatıyorsun. Bak böyle yapacağız. Geç kaldık. Bak Ayşe'm böyle. Hayır arkadaşlar, geç kalmadık. Çünkü Enes Batur'la çıkılan bir yolculukta asla geç kalmazsınız. Asla geç kalmazsınız. Bir kere sen yetiştirmedin. Bize amcan yetiştirdi. O yüzden amcana buradan teşekkür ederim. Amcama o dopingi ben verdim. Sen ne plakların üst üste atıyorsun ya? Havalıyım. Benim de atıyorum. Ama sen havalı değilsin. Benim EO'larım var. Bakalım hangimizin ayağı daha büyük. Valla velet gibi ayağın var ya. Minnacık ayağı var başım. Elimizi ölçelim. Getir elini. Şuna bakar mısın? Çocuk eli gibi. Benim serçe parmağım onun en büyük parmağı kadar ediyor. Arkadaşlar pencere kenarına oturmuş, beni hiç oturtmuyor. Bak biz en üstte bir anlaşma buradan, yaptık. Bir en üstte anlaşma yaptık. Dedik ki bak. Ona kınıyorum. Ah. Dedim ki bak her gidişte ben oturayım cam kenarına, her dönüşte sen otur. Ya bana şiddet uyguluyor ama arkadaşlar. Ama sen hiçbir zaman kabul etmedin ve sürekli diyor ki yok gel taş kağıt mı? Evet aşağı pencere kenarından attım ve ben oturdum. Yorum yapmayacağım yorum. Bak normalde bizim anlaşmamız var ya, dönüşte iki seferdir ben oturuyordum çıkış cam kenarına. Sonra yalan söyleyemezmiş dedim ki geç ya geç bir cam kenarına dedim. İşte beni kandırıyormuş, salaklığından yararlanıyormuş. Hayır ben de onu tutuyorum. Salaklığından yararlanmadım. Uçağı tahmin. Bakın dışarısına bakın. Nasıl, beğendiniz mi boşluk? İlk asışık. Arıyoruz. Arkadaşlar Başak manyak mıdır nedir, bir storiesinde görürsünüz zaten. Patatesi bir tane yeşil bir şeyin içine bandırdı, sonra geldi benim üstüme döktü bak. Ekmek örgüsü müsün ya? Görüyorsunuz. Onu ben olanı attım. Ben de barbekü sosu aldım, bütün her yerine döktüm onu. Benim başka kıyafetim yok. Oo. Yok. Aa! Neden yaptın böyle bir şey Başak? Neden benim üstüme şey döktün? Gider misin? Çorba yiyorum. Neden benim üstüme şey döktün? Yemin ederim bak. Hayır bak sakın Enes lütfen bak yapma. Neden benim üstüme şey döktün? Bak yemin ederim. Bak Enes. Ben çok sinirleniyorum. Ben çok sinirlendim. Şu an çok sinirlendim. Ne yapıyorsun ya? Ne yapıyorsun ya? Yapma bak yapma. Evet, şu anda bana kızabilirsiniz ama her şeyi o başlattı. Her şeyi o başlattı. Durduk yerde geldi benim üzerime döktü. Ben de şimdi öcümü aldım. Daha bitmedi. Ertan elindeki şeyi sana sürecek. Evet. O Ertan. Ertan Murat'ın kardeşi. Hayır şey Murat amcanın ikinci üvey oğlu. Hayır yapma şunu. Ya kendi pisliğinizle boğulun. Beni karıştırmayın. Vallahi çocuk gibi ya. Vallahi çocuk gibi ya. Üstüm başım battı, şuna bak ya. Leş gibi oldum ya. Ben akşam ödül törenine gideceğim ya. Ödül törenine gideceğim. Şu halimize bak ya. Kaç yaşında çocuksun ya. Açın çünkü ya. Yemeğimi çorba. Yemeyeceksin o yemeği. Neden yaptın? Bana mantıklı bir açıklama yap. Her şeyi sen başlattın. Mantıklı bir açıklama. Aşkım Allah'ını seviyorsan yapma. Tamam bana tamam. Alma. Bak yapma Enes. Yapma Enes. Ya Enes saçımı atma. Sırtına büyük darbe vurdum. Sırtına büyük darbe vurdum bak. Paketi direkt sırtına yapıştırdım. Ben de bunu attım. O zaman yani sıkmış. Neden, sana ne yaptı? Buralarımı bir yerde mi ketçap sürdü? Evet, buralarına sürmüş. Şurana sürmüş. Şurana sürmüş. İyi. Durduk geldi yapmadı mı? Kim haklı? Ben bir şey yaptım mı? O başta aldım patatesi üstüme döktü durduk geldi. Hayır böyle salladı oğlum. O başlattı ama ben acı bir şekilde bitirdim. Çakın çakın çakın. Şimdi gidip bir üstümü temizleyeyim. Evet. Temizle. Evet Başak Hanım. Ne diyorsunuz? Yorum yapmayacağım gerçekten. Kim başlattı? Kim başlattı? Ben başlatmış olabilirim ama bu hale getirmen yanlış var. Bir saat sonra ödül törenine gideceğiz. Ne o bütün söylediklerinden ne anlamanız gerekiyor? Ben başlattım. Yani suçlu kim? O.
Evet arkadaşlar, şimdi size süper bir şey göstereceğim. Bu özel gün için ayakkabı getirdim kendime. Ayakkabı aldım. Takım elbisenin yanında. Takımım da böyle. Her neyse, güzel bir ayakkabı aldım. Ta bunu Antalya'dan getirdim. Neden? Sırf bugün için. Ama ne sıkıntısı var gösteriyorum bakın. Bakalım anlayabilecek misiniz? Şunun altına bakın, tamam mı? Ne bu? Sağ tek. Bir de bunun altına bakın. Bu ne? Bu da sağ tek. Evet. Buna. Git lan. Git lan, beni hayal kırıklığına uğrattınız. Git. Allah'ım yarabbim. Artık ödül gecesine her zaman giydiğim klasik botlarımla gideceğim. Zaten ne önemi var? İnsanlar ayağa bakmazlar. O kadar takım giyiyoruz. Değil mi? Önemli değil bence. Pek önemli gibi hissetmiyorum ama bir de yılın fenomeni ödülü alacağım be. Arkadaşlar çözümü buldum. Çözümü buldum. Merak etmeyin. Muhteşem zekamı çalıştırdım. Bakın. Bakın giydim. Yanında da bunu giydim. Bence fark etmezdir. Hem de yeni bir moda akımı olur bak. Biri normal ayakkabım. Diğeri de havalı ayakkabı. Yapacak bir şey yok. Bütçemiz buna yetti. Şöyle bir boydan görün beni. Nasılım, dolaşayım şöyle. Şöyle bir boydan bakın. Yani evet, evet. Evet, bence de fark ediliyor, evet. Çıkarmam lazım, doğru söylüyorsunuz. Kapatıyorum. Acaba Başak fark edecek mi? Dur bakalım. Başak, nasıl oldum? Güzel. Güzel mi? Ne yaptın? Ya hayır ya. Hayır ya. Ya dalga geçme. Ya ayakkabımın iki tane sağ tekini almışım. Böyle geleceksin. Evet, bence bir böyle. Şey olmaz. Bence iyiyim. Böyle yeni bir tarz bu, yeni bir akım. Sen anlamazsın. Düşse böyle görüp ödülü geri alıyorlarmış gene. Evet, ben olsam ben hiç vermezdim. Tamam, o zaman sen bekle, ben değiştireyim. Ben değiştirip geliyorum, bekle. Hiç tarzdan anlamıyor arkadaşlar, hiç. Hazır mısın? Heyecanlı mısın? Heyecanlıyım. Ne diyeyim? Bu ödülü bana verdiğiniz için teşekkürler. Sizi seviyorum takipçilerim. Başak bir komedyen. Ülkenin yarısı YouTuber, yarısı komedyen. Sen nesin? Şimdi gidiyor, ben YouTuber komedyenim. Yani kötü. Şimdi gidiyoruz, bakalım nasıl olacak. Heyecanlıyım. Bak söyleyemiyorum bile. Ayakkabılarımı değiştirdim. Bakın ne güzel oldular. Bak bu böyle. Bu da böyle. Bir dakika, bir şey göstermek istiyorum. Az önce Enes'e fotoğraf çektirdim, tamam mı? Bak şuna bakar mısınız, bak. Bakın, bakın gösteriyorum. Şu kadar fotoğrafını çektim bak. Hepsi Başak. Sonra diyor ki hiç güzel olmamış, hiç güzel olmamış diyor. Bütün çektiğim fotoğrafları atıyor sonra Instagram'a. Niye atıyorsun lan o zaman? Hayır bak, her zaman en iyisini yapabiliriz, anladın mı? Ve her zaman en iyisini tamam, yapabiliriz. Tamam Başak, tamam çaba. Tamam. Bir bak, daha bak, atmayacaksın. Atacağım, atmayacaksın. Hayır, atmayacaksın. Aa, çok güzel. Hangisini çıkmış atacaksın? Şunu atmayı düşünüyorum. Ben de ödülümüzle birlikte bir fotoğraf çektireceğim sizin adınıza. Bakalım nasıl ben olacak. Ben çekiyorum, kusura bakma. Sen çekeceksin. Şimdi geldik. Raffles İstanbul'da yapılıyor ödül töreni. Teleni. Konuşamıyorum. Kırmızı halı. Aşağısı nasıl merak ediyorum. Müzik geliyor. Müziğin gittiği tarafa gidelim. Kırmızı halı. Kırmızı halı baştan başlıyor, buraya kadar iniyor, güzel. Evet, insanlar burada toplanmış. Bizim masamız 5. Başka masaya geçemezsin, kovarlar. Aa bak, ne güzel bir sanat eseri. Ne anladın? Ben soracağım, ne anladın? İnsan bedenleri hapsolmuş. Ya Başak sallama lütfen. Burada sallamıyorum. Şair, bak, şair değil, sanatçı, girmiş. Sanatçı diyor ki bir şeyler salladım, beğenin. Beğendim, like. Like beyler, güzel. Gene uğraşılmış. Ellerine sağlık tasarımcımız. Evet, bir sürü insan var ve ben çoğunu tanımıyorum. Keşke tanısaydım ve arkadaş olsaydım ama Başak'a kaldım. Beğenmiyorsan gidebilirsin ya. Yapacak bir şey yok. Bak Ertan da var. Ha, bir de Ertan var. İnsanlar var. Karalbalık. Kokteyl yapıyorlar. Kokteyl. Kokteyl işte böyle sohbet edip tanışmalı bir ortam. Bu kadar. Bakın. Bir sürüler. Şimdi şeye giriyoruz, gala bölümüne giriyoruz. Gala diyorum ya, salon. Gala değil. Salon. Şimdi salona giriyoruz. Vay, salon şık. Salonu takdir ettim sen. Ben gösteriyorum. De. Salon güzel, salonu sevdim. Salonu takdir ettim, salonu beğendim. Şimdi bizim yerimiz 5. 5 numarayı bulmamız lazım. Başak'ın da karnı açtı yazık, masada yemekler var, yer madem. Şimdi başka masaların yemeklerini çalacağım. Bak buralar 23, bu 23. Bakın şef menüsü yapmışlar. Social medya ödülleri, şef menüsü. İmam bayıldı, zeytinyağlı enginar. Aç mısın? Açım evet. Az önce tamam bakalım. Ağır ateşte pişmiş kuzu incik. Güzel güzel. Çilekli tart maşallah. Sahne şurası, bizim masamız yakın.
Ödülü aldık yani. Yemeği üstüme dökerim diye bana bunu serdiler. Aa, başağı da sermişler. Bunu başarabilir miyim? Başaracaksın ve başarıyorsun zaten. Teşekkürler. Bir sürü insan var ya. Şurada havada bir tane kamera dolanıyor sürekli bakın. Şu ileride. Adam çevirmiş dolaştırıyor kamerayı sürekli. Işığı kapattılar, ne güzel mumlar yanıyor. Bir şeyler oluyor, bir şeyler oluyor. Aa, davulcular geldi. Ne güzel çalıyorlar aman tanrım. Ödül töreni başladı. Şu an ilk ödülü veriyorlar. İlk ödül akaryakıt ödülü. Akaryakıt neden sosyal medya ödülü anlamadım ama veriyorlar şu anda. Bakın orada. Sıra bana gelince tekrar açacağım. Hazır mıyız? Hala devam ediyor ödül gecesi. Yemekler geldi. Bakalım ne geldi. Vay be. Adamlar sanat yapmış. Ortasında kemik var. Kemiği yeme, dikkat et. Şimdi araya girdik. Gene vermediler. Hep böyle yapıyorlar. Hep sona bırakıyorlar değil mi? Sona kadar bekletecekler illa. Başta verseler tuz atmayacak. Böyle olunca geriliyor insan. Işıklı bir şeyler yapıyorlar şimdi. Neyse artık bekleyeceğiz. Lavaboya gidiyorum, tamam mı? Bilgilendirme bu kadar. Bay bay. Galiba geliyor. Agency Business Manager'ı Sayın Selin Kasım'ı sahneye davet ediyoruz. Evet, geliyor geliyor. Heyecanlandım, heyecanlandım. Bakalım şimdi verecekler herhalde. Gecenin sonuna geldik. En başarılı kadın koltuk ünlüsü Hadi Alman üzere Danla Biliç'i sahneye davet ediyoruz. YouTube kadın ünlüsü seçildi. Bakın orada. Bekle dur. İkinci YouTube ödülümüz var. En başarılı erkek YouTube ünlüsü. Bekle. Erkek. Ödülünü almak için Enes Batur'u sahneye davet ediyorum. Enes gel. Hoş geldin. Oğlum herhalde de. Teşekkür ederim. Social Media Awards. Bana bu ödülü verdikleri için. Cezmi kalorifer ile. Şimdi çıktık, Uber bekliyoruz. Gideceğiz otelimize. Evet. Ödülle ilgili önemli bir konuşma yapacağım ama şimdi değil. Videonun sonunda. Teşekkür ederim. Yine bu sizin başarınız. Ben sizi temsil ettim burada. Umarım mutlu olmuşsunuzdur. Evet, şu anda gelecektesiniz. Neden gelecektesiniz? Yani videonun geleceğindesiniz. Tabii bu videoyu izlerken her türlü siz daha gelecekte oluyorsunuz bana göre ama bu videonun çekildiği tarihe göre gelecektesiniz. Çünkü bu videoda bir ödül daha aldık. Altın Palmiye ödülü. O da şimdi geliyor. İzleyelim. Sosyal medya fenomeni Enes Batur. Öncelikle bu ödüle beni layık gördüğünüz için teşekkür ederim ve bu ödülü bana kazandıran aileme teşekkür ederim. Bu yolda ilerlerken önüme bir sürü engel çıktı ama hiçbir engel beni yıldırmadı ve yıldırmayacak. Çok teşekkür ederim. Bu gece beni çok mutlu etti. Tebrik ediyoruz Enes. İki ödül arasında toplamda bir hafta var ama gene videonun sonundaki konuşmayı yaparken iki ödül için de geçerli olduğunu söyleyebilirim ama tek bir ödül almışken yaptığım bir konuşmaydı. Gene de bu sizin başarınız ve her zaman sizin başarınız olarak kalacak. Sizi seviyorum ve videomuza devam ediyoruz. Eve gidiyoruz Antalya'ya. Yeni gelişmeler yaşandı. Şimdi Antalya'ya döndüm. Videoyu bitireceğim ama size muhteşem bir şeyler göstermek istiyorum. Şimdi ilk olarak bu kutuyu gösteriyorum. Bu kutu nedir merak etmişsinizdir. Bu bir doğum günü hediyesi. Baturay, Kaya ve Vales'ten bana gelen bir doğum günü hediyesi. Muhteşem bir şey. Ben çok sevdim. Sizin de seveceğinize eminim. Onlara buradan teşekkürlerimi sunuyorum zaten. Biliyorlar kendileri. Seviyorum onları. Açalım bakalım. Açtım. Of, çok fena kokuyor içi. Evet, hazır mısınız? Gösteriyorum. Şöyle bir şey var. Peki bu ne? Belki anlamışsınızdır ama tamamen çıkarayım şimdi içinden. Zaten Instagram'ı takip ediyorsanız ne olduğunu biliyorsunuzdur. Ay, Instagram'ı takip etmeyin beni. Enes Batur 0. Evet, şöyle bir şey. Bir tane 3 boyutlu benim maketimi yapmışlar abi. Çok güzel ya. Yani güzel bir doğum günü hediyesi. Egoistliğimden falan söylemiyorum. Egoist de değilim bu arada. Hoş bir şey. Yani grup olarak bir maket yaptırsak daha hoş olur. Daha mı uzun sürüyor. Bayağı bir zahmetli oluyor. O yüzden böyle bir şey yaptırmak istediler. Bir dahakine grup olarak yaptırırız. Şöyle bir maket. Bence çok hoş. Şimdi detaylı çekeceğim onu. Çok teşekkür ederim onlara da buradan. Efsane, bayıldım ben. Videoda da göstermiş olayım. Seviyorum sizi. Bakın şimdi detaylı havalı video geliyor.
Diğer bir gelişmeye geçelim. Bunun hakkında hiç haber vermedim. Instagram storylerimde sadece bununla ilgili biraz dalgalı şeyler yapıyordum ama küçük küçük ipuçları veriyordum. Sonunda açıklıyorum. Siz bunu muhtemelen izlediğinizde ben zaten Amerika'ya gitmiş olacağım. Hatta dönmüş bile olabilirim. Ne zaman açacağımı şu an planlamadım. Ama bunu salı günü izliyorsanız şu an Amerika'dayımdır. Ama hangi salı? Neyse önemli değil. Zaten storylerimi takip edin anlarsınız. Her neyse. Amerika vizesi aldım. Orada sahne bir video çekmeye gidiyorum. Umarım başarılı olurum bu videoyu çekmekte. Heyecanlıyım. Çünkü zor bir iş. Türkiye'de bir ilki gerçekleştiriyorum. Klişesini söylemek istiyorum. Yani güzel efsane bir videolar yapmaya çalışacağım. Bakalım nasıl olacak. Şöyle Amerika vizemi göstereyim. Ya göstermeme gerek var mı? Olsun. Şöyle küçük bir göstereyim. Şöyle bir vize var. Bir sürü şey yazıyor üstünde falan. Sansür attım kendim elimle çapamla. İşte bakalım. Umarım efsane bir şeyler yaparız. Eğer duyurmadıysam hala şu an bu videoda öğrenmişsinizdir. Ki muhtemelen Instagram'ı takip ediyorsanız duymuşsunuzdur. Yani Instagram'ı takip ederek hakkımda her şeyi öğrenebilirsiniz. Ya kısaca bunu söylemeye çalışıyorum. Son olarak ödülümüze gelelim. Videomuzun konusu bu ödüldü. Ve başarılı olduk. Bu ödül, yani benim için ödüller şu anlama geliyor. Ödül elbet bir metal parçası, yani ne olursa olsun. Somu altından yapılan ödüller tabii değerli oluyor ama genel olarak bir metal parçası. Ödülün asıl değeri içinde barındırdığı mesaj oluyor. Bu bizim başarımız, bu sizin başarınız, bu hepimizin başarısı, azmi, çalışması, mutluluğu. Bazen bizi düşürmeye çalışıyorlar, bizi ezmeye çalışıyorlar. Başaramayacaklar, asla da başaramadılar. Eski ödül olaylarını falan biliyorsunuz zaten ama böyle bir şey yaşanacağını bir daha düşünmüyorum. Umarım yaşanmaz, evet. Bu ödül için teşekkür ederim ve her zaman bu sizin başarınız olarak kalacak. Ödül dediğim gibi elbet bir metal parçası. Önemli olan bunun anlamı, bunu nasıl kazandığımız, bunu ne emekler vererek yaptığımız. Bu da sizin başarınız oluyor. Sizi seviyorum. Her zaman da sevmeye devam edeceğim. Bu metal parçası benim için değerli değil. Benim için değerli olan sizsiniz. Ve bu sizin başarınız. Sizin mutlu olmanız lazım. Ben sizi mutlu etmek için yapıyorum bunu. Tabii ki ben bir gelir elde ediyorum ama mutlu olmadan yapılan işler her zaman dediğim gibi başarılı olmalı. Ben bunu çok mutlulukla yapıyorum. Ve hepinize armağan olsun. Daha da niceleri bizim olacak. Sizi seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Ve güzel bir film önerisi yapayım. 3 İdiot'u izleyin. Evet, izlemediyseniz izleyin. Çok güzel bir film. Çok güzel mesajları var. Ben daha bir daha yeniden izledim. Aklıma gelmişken söyleyeyim dedim. Hiçbir konuyla alakası yok. Ama izleyebilirsiniz. Yanlış çıkan videoyu tıklayarak diğer videolarıma girebilirsiniz. Buradan da kanala abone olabilirsiniz. Bu kadar. Evet, ne bekliyorsunuz? Bakın her şeyi gösterdim, açıkladım, yani daha öğreneceğiniz bir şey yok. Instagram'ı bu arada hala takip etmiyorsanız ayıp size. Instagram hesabım yok diyorsanız açın. Dünyaya bağlı yaşayın birazcık. Instagram açın. Sosyal medyanın kölesi olalım. Evet, bu kadar. Gidebilirsiniz. Bay bay.